İnsanın başına gelen hadiseler onun özüne değil, onun vasıflarına gelmektedir. Kendi zatıyla vasıflarını bir ve aynı gören, bunları birbirine karıştıran insanlar bu hadiseler karşısında daha büyük sarsıntı yaşamaktadırlar. Oysa insanın kendisi ayrı, vasıfları ayrı bir konudur. İnsanın yitirdiğini zannettiği şeyler kendi özüyle alakalı değil, onun etiketleriyle, sıfatlarıyla, vasıflarıyla alakalı konulardır. İnsanlar kendileriyle sahip olduklarını bir ve aynı görme eğilimindedirler. Oysa kişi sahip olduklarıyla aynı şey değildir, özdeş değillerdir. Sahip olduklarını kaybetmekle kendi özüyle alakalı bir şey kaybettiğini düşünür insan. Sahip olduklarıyla kendisini özdeş gören insanlar aslında kendi öz değerlerine karşı da bir saygısızlık etmiş olurlar. Çünkü insan bu durumda bir nesne konumuna indirgenmiş ve gerçek değeri nesnelerle sınırlanmış ve hakiki kıymeti ortadan kalkmış olur. İnsan sahip olduğu ev değildir. İnsan bankadaki parası değildir. İnsan mensup olduğu bir sülale veya bir millet değildir. İnsan kendi sahip olduğu zenginlikler değildir. Hatta insan kendi içerisinde yer tuttuğu beden bile değildir. İnsan insandır. Onun kendine ait sahip oldukları haricinde bir değeri vardır. Ve yaşadığı hadiselerin tamamı, özellikle musibetler, onun kendi özüne değil, tamamen onun etrafını tanımlamak için bulunan bu sanal etiketlerle alakalıdır. Dolayısıyla bir kayıp içerisinde olmayacaktır bunları kaybettiği durumlarda. Papatyanın, flamingonun ve tabiattaki diğer bütün varlıkların renkleri içseldir. Dolayısıyla onları sildiğimiz takdirde onlar parlamaya başlarlar. Ama arabanın boyası, duvarın boyası dışsaldır. Onları silmeye başladığımızda bu boyalar artık dökülmeye başlar. Aynı şekilde insanın özündeki durumlar, kendisine ait durumlar, yıprandıkça, bir şeyler kaybettikçe, bir takım zorlu hadiselerle karşılaştıkça parlar. Ama onun özüne ait olmayan bu maddi varlıklar ve maddi etiketler yıprandıkça insan kendisini yıpranıyor görür. Oysa bunlar dışsal boyalardır ve bu boyaların dökülmesi çoğu zaman insanın öz değerinin yıpranmasıyla değil, o değerin daha çok ortaya çıkmasıyla neticelenir. Örneğin Hüdayi Hazretleri bir kadıydı. Şehri yöneten insanlardan birisiydi. Hocası onun üzerindeki bu etiketi kaldırdı. Onu ciğer satan bir insan statüsüne yönlendirdi. O bu etiketi kaybederek aslında değerini yitirmiş olmadı, daha büyük bir değer olarak karşımıza çıktı. Mesela Halid bin Velid Hazretleri büyük bir kumandandır. Kendisi hiç savaş kaybetmemiş olmakla tanınır. Hazreti Ömer onu halk bütün zaferleri senden biliyor, halbuki ben biliyorum ki bütün zaferler Allah'tandır diyerek ordunun başındaki görevinden almış, onu düz bir asker haline getirmişti. Fakat onun bu rütbesinin alınması, onun değerini düşürmediği gibi bu hadiseye verdiği karşılıkla aslında erişilemeyecek bir zirve haline geldi. Dolayısıyla vasıfların kaybı, etiketlerin, titirlerin, kartvizitlerin, maddi varlıkların kaybı doğru yorumlandığı müddetçe kişinin öz değerinin daha da açığa çıkmasıyla sonuçlanır. Bir kayıp ve zararla değil. İnsanların kaybettikçe üzüldükleri konuları bir incelediğimizde, dışarıdan bir gözlem yaptığımızda, bütün bu uğruna üzülen şeylerin aslında dışsal olduğunu, içsel olmadığını, insanın özündeki değeri yıpratmak yerine daha çok açığa çıkardığını, aslında kaybedilmediklerini, üstelik insana birçok şey kazandırdıklarını görürüz. Dolayısıyla bu sanal etiketlerin dökülmesi insanın aslında
sevilmesi gereken konulardan bir tanesiyken genellikle insanları üzen mesele de bu olmaktadır.